Kıbrıs Magusa'da Öztem Offroad'dayız ve Özgür Öztem Bey'le neler yaptığını ve kim olduğunu konuşacağız. Merhaba Özgür Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize neler yaptığınızdan bahseder misiniz? Önce kendimi tanıtayım size. İsmim Özgür Öztem, 40 yaşındayım. 10 yıldır 4x4 araçların süspansiyon, yükseltme ve motor güçlendirme sistemleriyle çalışıyorum. Olayımız böyle. Genellikle çalıştığımız grup Amerikan araçları, fakat tüm araçlara cevap veriyoruz burada. İşte Japon araçları, İngiliz araçları, tüm 4x4 grubuna burada yükseltme, güçlendirme ve arazi yeteneğini kazandırabiliyoruz. Özellikle çılgın sürücülerin hitap ettiği bir durum var galiba. Çılgın demeyelim de şey olsun, böyle doğa sever diyelim buna biz. Dağ araçları daha çok ve askeri araçların üzerinde modifiye ediyorsunuz. Tabii ki, doğrudur. Aslında bunu askeri araç diye tanımlamak yanlış olur. Askeri araçlar tamamen farklı amaçlar için yaratılmış araçlar. Bizimki özel zevk yalnızca. Büyük jip tarzı olan araçlar. Evet. Küçük araçların üzerinde de olabiliyor mu bunlar? Aslında böyle yetenekler küçük araçlara kazandırılamaz. Bizim burada küçük araçlara verdiğimiz yalnızca bakım ve servistir, o kadar. Bakım ve servis derken normal araçların hizmetini ve yedek parçalarını da sanırım siz tabii yapıyorsunuz. Evet, yapıyoruz, getiriyoruz. Genellikle çalıştığımız Amerikan grubu. Bugün cebinde gücü olan, parası olan herkes offroad yapabilir. Ama offroad farklı bir tutkudur. Yalnızca parayla offroad yapılmaz, araç gücüyle offroad yapılmaz. Offroad yapabilmek için doğaya saygılı olmak lazım. Doğayı sevmek lazım, doğayla bütünleşebilmek lazım. Bunlara sahip olabileceğimiz noktaları yaratmaya çalıştık biz burada. Genelde çok bilinçli, kültürlü bir grubumuz var. Doğrudur, burada yaklaşık 90-95 üyeden oluşan işte Kuzey Kıbrıs Offroad Derneğimiz var. Yılda 4 tane yarışımız olur. Yılda 12 tane doğa gezimiz olur. Grup halinde hareket edilen yarışlarımızın bir ayağı Maos'a, bir ayağı Lefkoşa, bir ayağı Girne, diğer ayağı da Güzelyurt. 4 farklı noktada yarışımız yapılır. Sadece Kıbrıslılar mı bu offroad'u tercih ediyor, yoksa dünyanın her yerinden geliyorlar, özellikle Türkiye'den çok tercihen? Sanırım bunun içinde iş adamları da çok fazla. Çünkü bildiğimiz kadarıyla mesleğinin dışında zevki spordan yanan olan insanlar, ki bu bir spor dalı da aslında baktığımızda. Doğru. Doğayı özellikle Doğru. korumaktan bahsediyorsunuz. Doğru. Bunun tercihi zevke, doğaya ve kişiye ait bir durum gibi. Doğrudur, doğrudur. Şimdi yurt dışından katılan insanlar diye adlandırdınız bütün dünyadan. Hayır, Kıbrıs çok küçük bir yer. Kıbrıs'a gelenler Türkiye'deki offroadçularımızın bir grubu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan Türk offroadçular ve bir de Güney Kıbrıs'ta yaşayan Rum arkadaşlarımızla birleşerek bu işi yaparız biz. Yani burada aslında adamızı, Rumları ve Türkleri bu sporla biz bir araya getirmiş bulunuyoruz, ama bu çok fazla dile getirilmez, görünmez. Ama şu anda mesela pazar günü yapacağımız yarışımızda yarışacak olan Türkiye'den gelen ekip de var. Güney Kıbrıs'tan gelen Rum ekibimiz de var ve Kıbrıs Türk ekipleri de var. Yani orada uluslar, yani çok uluslu bir yarışımız olacak orada.